Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Ayten Valadova ile birlikte gebelikte beslenme ve sporu konuşacağız. Gebelikte spor yapılır mı? Tabii ki de yapılır. En çok sorulan soru gebelik. Öncelikle gebelik bir hastalık değil. Gebelik vücutta bir takım fizyolojik ve hormonal değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bir hastalık olmadığı için hareket kısıtlılığı da yapmaz. Spor yapılması kesinlikle önerilir. Peki, gebelikte sporu hangi haftalardan itibaren yapmak doğru? Şimdi bunun ilk önce tabii ki de bir gebenin kadın doğumcusuyla mutlaka bu konuda bir danışması lazım. Her gebelikte değil, hani riskli gebelikler vardır ki bunlarda tabii ki bir takım mutlak yatak istirahatları önerdiğimiz hastalıklar vardır. Ama normal bir gebelikten bahsediyorsak, hani herhangi bir sorun yaşamayan bir gebeden bahsediyorsak, her hafta da spor yapılabilir. Yasak olan sporlar neler? Yasak olan sporlar daha çok topla oynanılan sporlar. Yani basketbol, voleybol tarzı. Hatta bir takım bakış açısı tenisin de yasak olduğunu söylemekte, ama teniste ikinci trimesterde herhangi bir sakıncası olmadığı söylenmekte. Onun dışında ağırlık sporları, hani karın üzerine darbe alabilecek dövüş sporları mı diyorlar onlar. Onun dışında karına darbe almayacak herhangi bir sporun bir sakıncası yok. Pilates, yoga gibi sporları yapabiliriz sanırım. Kesinlikle onlar önerilmekte. Çünkü vücutta özellikle esneklik oluşturduğu için doğum şekli açısından, doğumu kolaylaştırma açısından çalışmaları var. Kesinlikle yoga ve pilates öneriliyor. Sporları gebeliğin dönemlerine göre ayırdınız. Peki gebeliğin başından sonuna kadar rahat bir şekilde annelerin yapabileceği sporlar var mı? Tabii ki de. Yürüyüş ve yüzme özellikle gebelik döneminde olması olmazlardan. İlk haftasından itibaren son haftasına kadar tabii ki belirli aralıklarla ve belirli hızlarla yapılan yürüyüş ve yüzme önerdiğimiz spor çeşitlerinden. Beslenmeye geçelim isterseniz. Neler yemeliler, neler yememeliler? Bunu da şöyle söyleyelim. Bir gebenin mutlaka, yani bir eğer diyet listesi çıksa ve orada numaralandırmaya çalışsak, ilk birinci numarada omega dediğimiz besinler, omega ile zengin besinler tüketilmeli. Bunlarda neler var? Balık, semizotu gibi yiyecekler. Ve bunlar gebeliğin her haftasında tüketilmesi gereken yiyeceklerdir. Onun dışında bol proteinli diyoruz. Biz proteinle zengin olan besinlerden yumurtadır, ettir, kırmızı et özellikle. Onun dışında kalsiyum ve magnezyum kalsiyum ve magnezyumdan zengin yiyeceklerden. Bunlar süt ve süt ürünleridir. Hani bir gebe illa da süt içmek zorunda değil, ama süt ürünlerini mutlaka tüketmek zorunda. Ve ben her zaman hastalarıma da söylediğim, mevsimin meyvesi ve sebzesi neyse onu tüketmeye çalışsınlar. Çünkü her vitamin, her meyvede ya da her sebzede bir takım vitaminler var. Bunlardan bol bol tüketmeleri gerekiyor. Ne yememeliler? Bir gebenin tüketmemesi gereken şeyler var. Bunlardan hani sadece yiyecek olarak değil, tabii ki de alkol ve sigara başta. Bunun dışında kafeinden uzak durmaları lazım. Kahve ve çay türlerinden. Tabii ki de çay içilebilir, ama daha çok bitkisel, işte yeşil çay gibi, nane, limon, ıhlamur gibi çaylar tüketilebilir. Asitli içeceklerden uzak durmaları lazım. İstediği her şeyi de yiyebilirler. Bir de çiğ et tarzı şeylerden uzak dururlarsa iyi olur. Teşekkür ederiz. Rica ederim.